Herkese merhabalar. Bugün beraber fırında beşamel soslu kaşarlı makarna yapacağız. Bunun için yarım kilogramlık paketlerden bir paket makarna, ki istediğiniz çeşitten alabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı süt ve istediğiniz kadar kaşar lazım. Ben hemen önce müsaadenizle makarnamı haşlayarak başlıyorum. Normal klasik makarna haşlama şeklimiz. Tencereye suyumu aldım, içine tuzumu kattım ve makarnalarınızı içine şöyle ikiye kırarak atabilirsiniz. Ben spagetti tarzı makarna seçtiğim için ikiye kırıp atacağım. Dediğiniz gibi her çeşit makarnayı kullanabilirsiniz. Makarnalarımız bir yumuşayana kadar haşladıktan sonra da diğer işlemlere geçeceğiz. Ocağıma 2 yemek kaşığı tereyağını aldım. Şimdi üzerine böyle lezzetini artırmak açısından böyle 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Ve bunları güzelce tereyağı eritene kadar ısıtıyorum. Ardından unumu ekleyip kavurmaya devam edeceğim. Burada da gördüğünüz gibi makarnalarım güzelce haşlanıyor. Lezzetli, güzel bir tariftir. Yani makarnayı böyle farklı bir boyuta taşıyan bir tariftir. Kaşar peynirle karışınca falan gerçekten çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Evet, tereyağımız iyice eridiğinde 2 yemek kaşığı unumuzu ilave ediyoruz. Şöyle hızlıca karıştırarak kavurma işlemine başlıyoruz. Şöyle 1-2 dakika unumuzu kavurmak yeterli olacaktır. Sonuçta bu helva gibi kavurmamıza gerek yok. Hafif un kokusu çıktığı anda kavurma işlemimize son verebiliriz ve sütünü ilave ederiz. Evet, bu kadar kavurmak yeterli. Hemen burada şimdi 2 bardak sütü de ekleyeceğim. Yani sütü de hani normalde unu kontrolle ekleriz ya, bu sefer sütümüzü kontrolle ekleyelim. Çünkü çok da sıvı bir kıvam olmasını istemiyorum. Sütü eklerken çırpıcıya alıyorum. Normalde 2 su bardağı süt yeterlidir. Ama unun çeşidi değişir, ne bileyim, her şey değişkenlik gösterebilir. Şöyle şu anda 2 su bardağından şu kadarım da var ve büyük ihtimalle onu da kullanacağım. Daha fazla bile ihtiyaç duyabilir kıvamını artırmak için. Şöyle çok az daha 2 su bardağına ek olarak şu kadar daha süt katacağım. Sanırım unu biraz fazla tepeneme koymuşum yemek kaşığı ölçümü. O yüzden kıvamını doğru bulmak için süt ekledim. Şu anda gayet güzel bir kıvama geldi. Hemen şöyle buna 1 çay kaşığı kadar tuzumuzu atıyorum. Ve beşamel sosa en çok yakışan baharat olan karabiberimi ekliyorum. Bolca katın. Çok yakışıyor. Tercih tabii sizin. Ben seviyorum. Evet, 1-2 taşım böyle 1-2 fokur fokur kaynadıktan sonra beşamel sosumuz hazır. Onu şimdi bir kenara alıyoruz. Hani böyle ara ara karıştırın makarnamız hazır olana kadar, çok üstü kabuk tutmasın. Evet, makarnalarımızı haşladık. Ama böyle çok çok haşlamadık. Azıcık diri kalacak şekilde suyunu süzdük. Şimdi sıcak sıcak şöyle kare bir borcama alıyorum. Gördüğünüz gibi buharı üstünde. Şimdi hemen buna beşamel sosumu dökeceğim. Şöyle bir spatula yardımıyla bir kez daha karıştırıyorum. Bütün beşamel sosunu makarnamızın üzerine döküyoruz. Şimdi burada da rendelemiş olduğumuz kaşarın çok büyük bir kısmını azıcık bir şey üstü için ayıracağız. Yine bunun üzerine alıyorum ve sıcak makarnayla beşamel sosuyla kaşarı şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Her yerine beşamel sosu bulaşacak şekilde karıştırıyorum. Fırınımı da
160 derecede alt üst fanlı ayarda çalıştırdım. Şimdiden kaşarlar güzelce eridi ve beşamel sosla buluşmaya başladı. Şimdi bunu iyice harmanladıktan sonra fırınıma vereceğim. Bir 10-15 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişecek. Sonra tekrar üzerine kaşar dökeceğim. 2-3 dakika daha fırında kaldıktan sonra servise hazır hale gelecek. Fırında yaklaşık bir 15-20 dakika durduktan sonra üzeri gördüğünüz gibi hafifçe kızarmaya başladı. Şimdi fırından çıkardım. Üzerine tekrar kaşar peyniri ilave ediyorum ve böyle bir kaşar peynirler eriyip kızarana kadar 2-3 dakika daha fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi birkaç dakika içinde fırında kaşarlar mis gibi eridi. Yer yer erimiş, yer yer kızarmış kaşarlar görüyoruz. Şimdi normalde ilk sıcağının biraz çıkmasını beklemeniz lazım. Ama ben hakikaten sabredemeyeceğim. Ve şöyle bir dilim kesip çıkaracağım. Sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Of, çok sıcak. Of of of. Bakar mısınız? Kaşarlar güzelce eriyor. Şu kamerayı yaklaştırayım. Gayet güzel ve lezzetli, pratik, makarnayı farklı bir boyuta taşıyan harika bir yemek. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Ve bildirim zilini açarsanız bütün tariflerimden anında haberdar olursunuz. Efendim afiyet olsun. Herkese iyi günler diliyorum.